Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz bilgisayar mühendisi Kudret Emre Kocaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? İsmim Kudret Emre Kocaman. 2013 yılı itibariyle bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. Yaklaşık 10 yıl gibi bir tecrübeyle şu anda reel piyasada çalışmaktayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi verir misiniz? Aslında temel olarak bilgisayar mühendisliği isminden de anlaşılacağı gibi bir bilgisayar bilimi. Fakat biraz daha açacak olursak savunma sanayinden enerji sektörüne, sağlık alanından finans sektörüne kadar insan hayatında bütünleşmiş birçok teknolojiyi bütünleşik bir yapıda sürdürülebilirlik esasıyla hedef alan bir meslek dalıdır. Çok önemli. Gerçekten çağımızın en önemli mesleklerinden biri. Peki bilgisayar mühendisi neler yapar? Görevlerini biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Tabii ki. Bilgisayar mühendisleri aslında ben kendi yorumumu da biraz daha katmak istiyorum. Tıp bilimine çok benzemektedir. Nasıl tıpta çeşitli meslek dallarına ayrılabiliyorsak, mesela kulak, burun, boğaz, cerrahi ya da herhangi bir uzmanlık alanlarına ayrılabiliyorsak, bilgisayar mühendisliği de böyle bir dal. Bilgisayar mühendisliğinde sistem mühendisi olarak görev yapabiliyoruz, network mühendisi olarak görev yapabiliyoruz, güvenlik mühendisleri olarak görev yapabiliyoruz ve yazılım mühendisi gibi birçok alt dallara ayrılabiliyor. Bunların birini seçerek o yönlerde uzmanlaşıp görevlerimizi icra edebiliyoruz. Harika. Peki bilgisayar mühendisleri hangi sektörlerde çalışabilirler? Bilgisayar mühendisleri savunma sanayinde, sağlık alanlarında, finans alanlarında, eğitim alanlarında ve donanım alanlarında birçok çeşitli alanlarda yer alabiliyorlar. Çok geniş bir çalışma alanı var değil mi? Evet. Potansiyeli de var. Evet, aynen öyle. Mesela yerli firmalarımızda görev yapabilen arkadaşlarımız var. En basitinden beyaz eşyamızı düşünelim. Bugün Vestel gibi, Arçelik gibi, Beko gibi firmalarda bile donanım mühendisi olarak donanımların icra edilmesi ve üretilmesini sağlayan bilgisayar mühendisleri arkadaşlarımız olabiliyor. Bunun yanı sıra yazılım sektöründe, bankacılık sektöründe de yazılım alanında devam edenler var. Bir de bu ikisini birleştiren, aslında benim biraz daha uzmanlık alanıma yakın olan sistem mühendisi arkadaşlarımız var. Evet. Peki iş olanakları nasıl? İş olanakları 2019 yılı itibariyle pandemi sürecinden sonra dünyada büyük bir trend arasına geldi. Bu sene tıptan sonra en çok revaç gören mühendislik dalı arasına girdi bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliğinde şu anda kısır bir döngü var. Çok yurt dışına bir kayıp oldu. Beyin göçü. Beyin göçü ve sonrasında şimdi biraz daha yeni iş kaynağı üretimlerinde yeni personellerin piyasaya dahil olma olanları azaldı. Bu sebepten dolayı biraz kısır bir döngümüz var. İhtiyaç var. İhtiyaç fazla, arz fazla olunca talebe göre de tabii hem ekonomiksel boyutta hem de iş bulma olanaklarında şu anda büyük bir artış var. Evet, yani ihtiyaç var. İş tecrübesi tabii yurt dışında edinmek ayrı bir vizyon katıyor. Yani yurt dışında biraz deneyim elde ettikten sonra tekrar ülkemize dönüp hizmet vermek bu da önemli değil mi? Evet, yurt dışında çalıştığımız koşullarda bazen daha farklı misyonları elde ederek ülkemize daha katkılı olabiliyoruz. Fakat geldiğimiz şu noktada şunu çok açık olarak söyleyebilirim. Türkiye olarak mühendislik açısından gerçekten Avrupa'dan ilerideyiz şu anda. Son derece aranan mühendislerimiz de var. Peki bilgisayar mühendisleri için gerekli eğitim ve beceriler nelerdir? Bilgisayar mühendisliği eğitim ve becerileri aslında yine biraz önceki konumuza geliyoruz. Uzmanlık alanına göre değişiyor. Mesela sistem mühendisi ya da sistemlerin mühendisi bir mühendis olmak istiyorsanız, bilgisayar mühendisi olmak istiyorsanız bununla ilgili çeşitli eğitimleri alıp sertifikasyonlarına katılabilirsiniz. Mesela çeşitli operating sistemler, işletim sistemlerinin eğitimlerini, admin eğitimlerini alıp daha sonra bunun yanına ağ ve network protokollerini ekleyerek sistem mühendisi olabiliyorsunuz. Yazılım sektöründe devam etmek istiyorsanız çeşitli programlama dilleri var. Bu Java, Python, İşte herhangi bir C++ gibi programlama dilleri, bunlar da eğitim alarak sertifikasyonlara katılabiliyorsunuz. Aynı şekilde network mühendisi olarak devam etmek istiyorsanız, bu network'ün aslında duayeni dediğimiz Cisco gibi bir marka var. Bunun üzerinde çeşitli eğitimler alarak
hangi dalda devam etmek istediğimizi düşünerek o tarafta eğitim alıp sertifikasyonlara katılabiliyoruz. Evet, eğitimler son derece önemli. Her geçen gün yeni bir teknik geliştiriliyor. Bunları gerek sertifika, gerek üniversite eğitimiyle desteklemek, sağlam bir altyapıya sahip olmak gerekir. Umarım ülkemiz Hindistan gibi dünyanın sayılı yazılım yapan ülkelerinden biri haline gelir. Ki İnşallah. O yolda da ilerliyor. Evet, şu anda zaten böyle Hindistan ya da dış ülkelerde yazılım devlerinin ya da sistem devlerinin olduğu ülkelerden bizim tarafımıza da bir teknoloji akışı mevcut. Hani çok bu konuda nokta atışı bilgi veremem ama bizim ülkemizde teknoloji akışı gayet ileride ve her geçen gün daha iyi noktaya gitmekteyiz. Evet, daha çok oyun konusunda ülkemizde işler yapılıyor zannediyorum, projeler yapılıyor ama yazılım da çok gelişiyor. Oyun aslında bir yazılımın parçası fakat biz savunma sanayinde de enerji sektöründe de gayet iyi durumdayız. Bunların oyunsal boyutlarında simülasyon boyutları var biliyorsunuz. Evet. Şimdi ülke eğitimler için de önemli. Eğitim bu. İçin simülasyon çok önemli. Havacılıkta mesela. Havacılıkta özellikle denizde bunlar gerekli. Hatta kara sistemlerinde de artık gerekli. Evet. Çünkü biliyorsunuz her gün savaş yapmayan bir ülkede siz askeri düzeyinizi yüksek tutmanız gerekiyor ve bunları simülasyonlarla destekleyebiliyorsunuz ve algoritmalarınızı geliştirebiliyorsunuz. Bu alanda yazılım ve sistemin büyük önemi ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Son olarak bilgisayar mühendisliği öğrencileri için staj imkanları nelerdir? Bilgisayar mühendisliği öğrencileri aslında her dalda stajda bulunabiliyorlar. Savunma sanayinde bulunabilirler. Belirli kriterlere sahip olmaları gerekiyor. Sağlık sektöründe bulunabiliyorlar. Özel sektörde geniş bir yelpazesi var şu sıralarda. Yine tabii ki belirli kriterleri sağladıkları durumda kamu yararına olan kamuda da çeşitli görevlerde bulunabiliyorlar. Evet, stajda iş hayatına hazırlıyor. O yüzden o da çok önemli değil mi? Aslında misyon biraz daha genişledi Türkiye'de. Stajyer olarak çalışan arkadaşlarımızı aday mühendis kategorilerine değerlendirilerek beyin göçünün önüne geçmek ve sağlam yeni meslektaşlar yetiştirmek için aslında uğraşıyoruz. Kesinlikle. Bunda da Türkiye güzel bir noktaya gelmeye başladı. Evet. Ve üniversite iş dünyası işbirliği de önemli değil mi? Yani büyük firmalar zaten başarılı öğrencileri de kendilerine çekmek istiyorlar. Onlara da özellikle öncelikli olarak staj imkanı sunmak istiyorlar. Burada iki türlü bir şartımız var. Aslında benim kendi görüşüm de var. Üniversite ve özel sektör ya da kamu ya da savunma sanayi gibi alanlarda anlaşmalar gayet ileri durumda. Fakat şu her zaman olmayabiliyor. Çok iyi akademik seviyede olan bir arkadaşımız teknik bir mühendis olmayabilir. Teorik tarafta devam ediyor olabilir. Onun için belirli kriterleri sağlayan, belirli üniversiteler ve belirli not ortalamalarının üstünde olmayan arkadaşlarımızın da çok başarılı olduğunu gördük. Bunun için aslında bu aday mühendislik tarafı bunu destekler boyuta geldi. Kesinlikle. Staj konusuna da önem versin. Evet. Öğrenciler iş hayatına tabii hazırlansınlar. Ki. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve ben başarılar teşekkür diliyoruz. Ederim. Sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz bilgisayar mühendisi Kudret Emre Kocaman'dı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.